İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi mültecilerle ve sığınmacılarla ilgili çok önemli maddeler içeren sözleşmeler de vardır. Bu konu hem uluslararası hukukun hem de uluslararası ilişkilerin en önemli konularındandır. Çünkü kitlesel olarak insanlığın çok büyük zarar gördüğü olaylardır bunlar. Dolayısıyla hatta süren varsa kısaca şeyi de anlatmak isterim. Birleşmiş Milletler konunun önemine binaen 1960 yılını mülteciler yılı ilan etmiştir. Bu insanlık açısından ağır sonuçları olduğuna, mülteci haklarına dikkat çekmiştir ve önlem alınmazsa düzensiz göç akınlarının artarak devam edeceğini, bunun önemli bir sorun olacağını, bundan 62 yıl önce aslında dünyadaki tüm devletlere farkındalık çalışmaları yapmış ve duyurmuştur. Fakat ne yazık ki gerekli önlemler alınmamış ve artışlar devam edince bu sefer 1981 yılına geldiğinde Birleşmiş Milletler 1 Eylül gününü Dünya Barış Günü ilan etmiş ve her yıl 1 Eylül'de daha sonra 21 Eylül'de işte o tarih ancak düzenli olarak barışın önemini aktarmış, insanlara anlatmıştır, farkındalık yaratmıştır. Savaşların göç akınlarını fazlaca artırdığına yönelik her düzenli olarak çalışmalar yapmıştır. Ancak ne yazık ki insanlık bunları dikkate almadığı için son 50 yılda 3 kat artışla göç sorunu dünyanın en önemli sorunu haline gelmiştir. Ve kötü olan yanı şudur ki Türkiye'de bu düzensiz göçlerin tam hedefinde ve merkezinde kalmıştır. Şu an dünyadaki en büyük sığınmacı grubu barındıran ülke durumundayız.